Merhaba dostlarım, hepiniz hoş geldiniz. Dirvan Oyun TV ekranlarından ve Age of Civilizations 2'de Hosokawa serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde hatırlayacaksınız, oldukça sıkıntılı bir süreçteydik. Sebebi ise Jason Krallığı'na bir savaş açacaktık ama Ming Hanedanlığı bizim içimizden geçmeye, ağzımızda kürekle vurmaya hazırlanıyordu. %60'a çıktı. Aramızdaki işlerin gerginliği. Biz şuradan asker basıp bolca sınırdan kıyıdan buradaki askerliğini yok etmeyi planlıyorum. Asıl amacım o olacak bu bölümde. Tabii ki de teknoloji puanımız yükseliyor. Araştırmaya vereceğim. Akabinde de kolonizasyona vermem lazım. Burada Hanamaki diye bir alanımız asimile olmamış. Yani Japon imparatorluğunu kurmak için şurayı temizlemem gerekiyor. Onun için de buraları alacağız mecburen. Şu tarafa da alacağım, şuraya da alacağım. Buradan da bunları alırım diye düşünüyorum. Ümidim bu yönde olacak. Derken Jason Krallığı'na ben savaş ilan ediyorum. Hakkımızda her şeyin hayırlısı olsun. Şöyle başkentine doğru birazcık adam çıkartalım. Bu beni delirtecek bu oyun. Nereye attın bizi? Çok mu öteye attın? Gel geriye. Heh, buradayız. Tamamdır. Tabii ki de öncelik bu topraklar ama düşman sonuç itibariyle çok geniş bir alana yayılmış vaziyette karada. Ona da hareket puanımız kalmadı. Çok güzel. Siz çıkıyorsunuz ama bir tur attırıyorum. Burada topraklar kolay gelecek gibi görünüyor ama düşman kolay değil. O nasıl olacak bilmiyorum. Hiç hareket puanım yok. Çünkü şu anda hepsi karada ilerliyor benim birliklerim. Hay maşallah. O birazcık sıkıntı oldu sanki bizim için ha. Biz adamın askeri birliği artık azalmıştır falan fındık fıstık derken şöyle yapacağım o zaman. Bütün birliği buradan sokacağız da arkadaş yapma işte bana bunu ya. Yine hareket puanımız kalmadı. Sen de bu tarafa geç. Sen de bu tarafa geç. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Fena sıçtık. Yapacak hiçbir şey yok. Ya abi hiç hareket puanımız da kalmıyor şu anda ya. Müthiş şekilde elimiz kolumuz bağlı. Çok güzel. Bu adamlar oradan girmişken biz de kendi topraklarımızdaki işimizi halledelim. Yalnız sizin burada ne işiniz var acaba emmi? Tamamdır. Sen de şuraya doğru yönel. Biz şuraları bir temizleyelim birazcık. Tabii ki Ming Hanedanlığı bu tarafları çok hızlı bir şekilde aldı. Ya bizim hareket puanımız yok ki hepsini önceden ileri koruma verdiğimiz için. Tamamdır. Şimdi sen şuraya 1500 asker çıkart. 1500 de buraya çıkart diyeceğim ama tabii ki çıkartamayacağız yine her zaman olduğu gibi. Tamam.
Burası bizde değil. Burada da oda boyu var. Tamam. Hareket bağımlılığımız birazcık çabuk bitiyor sanki bizim. Vallahi Jason Hanedanlığı bize güzel. Bu kara parçasında hiçbir yerlerin kalmaması lazım. Şu oda boyuna da biz bir savaş ilan edelim. Güzel. Tabii bizi fazlasıyla üzdü burada bunlar ama. Tamamdır. Karadan herhangi bir şey istemiyorum. Şimdi dürüst olalım. Tabii ki de hayır. Şakacı seni. Kara senin olsun da. Abi olmadı bu, dur. Şimdi barış müzakereleri diyelim. Oy 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 oy, geriye hiçbir şey kalmadı. Niye böyle oldu? Ming Hanedanlığıyla çok güzel. 127'ye kadar düşmüş. Devam abi. Ming toprakları alırsa ondan bir şeyler, ben fethi işlemlerine devam edebilirim. Halihazırda Ming orada durmuşken ben şuradaki ilerleyişe biraz daha şekil katayım. Çünkü sonuçta böyle amacımız ada. Aynolar bizi birazcık üzecek. Tabii ki oy oy oy, Aynolar bayağı üzecek bizi. Abi 87 idik, hala 87'yiz. De bu bizim işimize yaramıyor. Şimdi bunlar Jason'la ve Mink'le dost. Bizim Ming'de durumumuz ne? 24. Devam. Bir tur daha döndürelim. Buraları top... Aya, buraları alamadık ki. Burada şey isteseniz ne olacak? Hiçbir şey fark etmez bizim için. Şuradan da biz birazcık asker çıkartalım. Şimdi %99'unu almışız. Ama %100'ünü alamadık. Niye? Burada toprağı yok. Jason'ın buralarda toprağı var mı? Yok. Burada zaten yok. Haksiler var. Göl zaten burası. Yugurlar. Bizim tabi denizde adam bekliyor. Niye denizde bekliyor o salaklar? O da ayrı bir durum. Şimdi abi biz burayı alamadık. Biz burayı nasıl alacağız? %85'e düşüyor habire gittikçe. Şöyle yapacağız o zaman. Çok küçük bir parça bırakacağız bunlara biz buradan. Kıyıdaki durumlar benim pek irdelemiyor. Şuradaki alan 30 surluk benim için iyi. Devam diyorum. Benim bütün askeri birliği buraya şutladılar. Tamamdır abi. Biz Jason Krallığı içimizden geçecekti ama şaka maka adamlar içimizden geçmediler Allah'tan. Ming Hanedanlığı ilişkileri geliştiririm. Geliştirmemiz lazım. Tabii ki niye kasamızı boşaltmıyoruz, değil mi? Asimile işlemi yapıp kasamızda ne var ne yok, niye basmıyoruz buralara? Çok az bir şey kalmış. Güzel.
Aksi. Abi %75'e nasıl gelebildik biz seninle ya? Hay maşallah. Jason Krallığın içinden geçiyorlar şu anda. Benim şu Strike'a bir çakmam lazım. Güzel. Bu bizi üzecek buradan. Dayanmanız lazım. Kaç tur kaldı burada? 15 tur daha var. Bunlar çok zor dayanırlar. Yugurlar çatır çatır geliyor valla. Jason'ı burada alırsa başımıza iş açarız biz burada. Başımıza iş açarız burada. Armağan gönderelim biz buna. Asker bas. Sen asker bas orada. Saçma sapan bir harekette bulunma. Seni ben ezeceğim. Ming Hanedanı'yla ilişkiler güzel gelişiyor. Güzel. Ulan bu adam bu kadar para yapıyor. Tamam. Ateşkesimizin süresi dolmuş. Biz artık bu arkadaşa dalalım. Daha da fazla musamma göstermeyelim. Başımıza bela alacağız çünkü biz burada. Adamı aç kurtlar gibi bekliyorlar şu anda burada. Yani işi gücü bıraktık. Bir de Toki'ler var burada. Toki'ler burada kalabilir. Asimilasyon düşen Mito varmış. Tamamdır. Şimdi bak şöyle yapalım. Biz Jason Krallığı'na bir savaş ilan edelim. Biz şu Jason'ı ortadan kaldıralım. Vallahi sizi almam lazım. Başka türlü sizden kurtulamayacağım ben. Teşekkür ediyorum. Aha, sizin başka neresi var? Abi o Ayde, ben şurayı alayım sizden. 27. Alabiliyoruz mu sizi? Vallahi alabiliyorum. Tamamdır. Bana burası yeterli. Çok da gözüm yok. Ming Hanedanı'na 41'e doğru geldik. Devam ettiriyorum. İttifak talep etsem az kaldı. İttifak olabilirim bunlarla. %50 barajını zorlarsak ittifak olabiliriz ve herhangi bir zorluk da çekmeyiz. Onun sonrasında ki çekmeyelim de artık. Yani Ming Hanedanı da bayağı kuvvetli. Gittikçe de büyüyor. Benim buradaki amacım hani sonuç itibariyle ya çok hızlı düşüş sağlıyor ya. Niye böyle oluyor bir anda? Çıkar ilişkisi mi devreye giriyor abi? Hızlı bir yükselişimiz var. Nüfus artışı çok fazla önemli. Üretim gelirine basacağım. 24'tü. Daha da beter düşmesin artık. Yeter. Niye böyle oluyor bizim bu? Oho. Vallahi billahi. Bak. Sadrazam kabul edersin bence. Kabul etti. Güzel. Sadrazam paktını kabul ederse akabinde de ben aradaki durumu toparlayabilirim. Bana dalma bir düşünme demektir. Toplu konut idaresini de aradan çıkartalım diyorum ben. Bence. Tek hamlede alabilirsek burayı. Zaten alsak şaştıydım şimdiye kadar. Hepsini çıkartmadığı sürece bende aynı bir sıkıntı yok demiştim ama. Bu kadar basit. Toplu konut idaresini de aradan çıkarttığımıza göre
Harikayız. Burada neyimiz vardı? Cephaneliğimiz vardı. İkmal nerede vardı bizde? Bir dakika. İkmal bölümümüz burada yok muymuş? Tamam. Hemen şuraya biz ikmal kuralım. Önce bir cephanelik. Sonrasında ikmal. Abi sizi ben şurada toparlayayım. Daha da fazla benim başıma sıkıntı çıkartmayın. Bitçi olaraktan da çok zorluyorsunuz zaten. Aynılar üstüne ben bir atak yapacağım. Ve aynen çok da fazla geriye bir şey kalmamış gerçi. Ama olsun anca. Düşük istikrarın olduğu yerler var. Topluluk oyun idaresinden gelen. Tamam, buraları da aldım. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. İçeriği şöyle ilerleteyim. Ming Hanedanlığı ile aramız %18 iyice kötüleşiyor. Niye? Diplomatik ilişkiler askıya alındı 33 tur boyunca. Armağan gönderelim. 32 tur boyunca diplomatik ilişkileri askıya aldılar. Savunma paktına gelir mi bilmiyorum. Çok öyle bir ümidim yok. Ama ittifak talep etsem zannedersem kabul etmezler şu anda. Reddediyor. Çünkü aramız çok kötü. Çok limoniyiz. Haberi bankadan kredi deneyen adamlar gibi de şeyleri denemek istemiyorum şu anda. Tamamdır. Ama Ming Hanedanlığı niye bize sırtını döndü onu bilmiyorum. Bunlarla da habire kötüye gidiyor ilişkiler ya. Yukarı giriler var. Biz Ainulara devam edeceğiz büyük ihtimalle abi. Buradan başka şansımız yok. Ming Hanedanlığı'yla düşmanlar zaten bunlar. Benim asıl amacım Husakabaya tıkladığım zaman da şurayı almak. Ada kısmını alırsam biraz daha asker basalım. Tamamdır. O zaman ne diyoruz? Ya hak diyoruz. Aynı arada bir savaş ilan ediyorum. Şuraya 15.000 askerini çıkart. Güzel. Çok güzel abi. 3.000 şöyle atalım. 1.500 böyle. 1.500'ü böyle atalım. 750. 750. 750. Kalanı şöyle atalım. Yani etkili olursa bilmiyorum. Artık bundan sonrasını göreceğiz. Seni şuradan şöyle şöyle geçirelim. Çok güzel. Ben buradan istediğimi aldım aslında normal şartlarda. Ama galiba bize bu yetmeyecek. Bizim buraya da almamız lazım. Yani açgözlülük değil bu. Sadece işini sağlama almak. Tamamdır. Küçük küçük bir sürü eyaletler oluşuyorlardı. Ada artık tamamıyla bizim kontrolümüzde. Aramız
gittikçe iyileşiyor. O %30 olmuş. Güzel. Ne kadar daha? 10 tur daha görüşeceğiz sizinle galiba. Bir 10 tur daha atlatalım. Şuradaki asimilasyonları da yapayım bari. Hadi. Mink düşürme. 3 2 1 Harikasın. Yapış abi. 35 tur boyunca giden adam kapısına. İlişkilerimizi geliştirelim. Bir ittifak yapalım. İttifaktan önce şöyle yapalım o zaman. Şimdi bu yüzden görevimiz hani asıl amacımız zaten bunu kurmaktı. Tamam. Bir dakika. Sokava. Tamamdır. Japonya'yı kurduk arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ekonomi falan her şey yerlerde. Doğal olarak da. Hemen malları çekiyorum. Yatırımları artırıyorum. Hemen anında saldırılar başladı. Ming Hanedanlığı'yla 35'e ulaştık. Arttırımlarımız var. Güzel. Siz kimsiniz abi tam olarak? Neredesiniz? Çüklüler mi? Güzel, bayrak bile şekil ya. Vallahi billahi bayraklar bile şekil. O zaman ne yapalım? Şöyle yapalım biz size. Bir sürpriz çıkartması yapalım biz buraya. Size biz buradan şöyle bir yürüyelim o zaman. Bak normalde ise hedefimde bile değildiniz. Siz kendi kendinize kaşındınız burada. Bu kadar asker buraya yeterli olur mu? Onu da bilmiyorum da. Ming Hanedanlığı'yla durum %36. 37. Oğlum ben de askeri biriniz falan varsa sandım lan. Vallahi birliği savaş ilan edince dedim herhalde kuvvetli bir birlik. Bu muydu? Çok güzel. Aha. Tabii ki bunun olmak. Ah. Kimi orduya çağıracaksın oğlum? Manyak mısın? Ming Hanedanlığı bize niye savaş ilan etti ya? Oho. İşimiz iş vallahi şu anda. An itibariyle ayva yemiş bulunmaktayız. Ben Ming Hanedanlığı'yla ortak olalım derken Ming Hanedanlığı bize çakı çakı verdi. Bence de ilişki geliştirmeye son verelim zaten. Ne olur Ming kabul et. Yok Ming kabul etmiyor. Ming bize dalacak. Ming bizim barış isteğimizi kabul etmiyor. Chavi ile barışalım. Ha, bu kabul etti. Ming Hanedanlığı bak yapma. Savaşa gerek yok şu an için. Ama sen tabii ki belden aşağı oynayacaksın büyük ihtimalle. Uzun vadede barış yapalım. Kabul et. Kabul etmiyor. Orta vadede normal barış yapalım. Cık. Eyvah. Bu buraya göz dikti. Ming Hanedanlığı fena dalıyor şu anda bize. Bu Ming'i biz buradan nasıl temizleyebiliriz? İnanın bilmiyorum. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Kısa vadede barış yapalım. Tamam, buralar alabilirsin sen. Sıkıntı yok.
Biz bu işi nasıl çözeceğiz ya? Biz bu Mink'e ne yapmamız lazım? Moğolistan. Abi, ticaret talep edeyim senden. Savaş ilan et şunlara. Sen de savaş ilan et bari ya. İkisi de kabul etti ama tabii ki şey kabul etmiyor şu anda ve derken 32 bin askeriyle ilk çıkartmasını bize gerçekleştirdi Ming. Al senin olsun. Al adalar senin olsun. Gel yorma beni. Gel buraya gel. Ming şu anda fena halde geliyor ama ne yapacağız? Bir sonraki bölümde devam edeceğiz tabii ki de. Ming'le maalesef dost olmayı başaramadık. Bir anda çok fazla çaldık çünkü biz. O da onun gözüne battı tabii büyük ihtimalle. Abi, biz bu adamı burada nerede basacağız ya? Habire kaçıyor bu. Adam resmen sabrımızla oynuyor. Ming, gel yapma. Bak barışabiliriz. Uzun vadede barış yapalım. Yok. Bu adam bize kafayı taktı abi. Bizi buradan alacaklar. Belli oldu. Burada ne askerimiz var? Şurada şunlar var. Siz şuraya bir çıkartma yapın abi. Şimdi bunlar... Uf, Moğolistan çok zor olmuş. Oh. Girin anasını satayım. Alın madem öyle. Ben de şuradaki alanla ilgileneyim. Bak. Sen bilirsin. Ben sana tetiğini bulundum. Şununla da ben bir barış yapayım. Buna bir gitsin şuradan bir Yaren. Yaren gitti. Tamam ama şu Ming'i toparlamam lazımdı. Ben Ming'le dost olmayı planlıyordum. Bu hiç hoş olmadı. Ticaret talep edelim. Sen hayır. Sen şuna şöyle bir savaş ilan et. Bak buna girebilirsiniz bence ya. He, girin abicim birbirinize. Mis gibi kılçıksız. Vallahi billahi ya. Hani bizim seninle saldırmazdık. Baktığımız vardı. Orduya çağır derken. Oğlum kim? İttifakım da yok ki abicim. Manyak mısın sen? Aa dur bir dakika. Evet. Bu buradaki bütün adamları çekti. Harita çok karıştı ya. Heh. Şuraya gönder abicim bir. 4500 asker. Bakın burada kimler kalmış? Kimse kalmamış. Çok temiz. Sen benimle barış yap, beni gönder, sal beni. Oğlum ben sana diyorum ki beni sal, sen halen daha bana saldırma derdindesin ya. Bak çekil aradan. 7000 asker gönderince de olmaz ki abicim ya. Çıkacak bir yerlere. Tamam. Al burası senin olsun. Al senin olsun burası. Valla. Heh bitti. Allah'ım bu işte. Adam toprak mı almak istiyormuş bizden sadece ya. Asker yığdır buraya. Git ne halin varsa gör ya. Yeter arkadaş. Bizim bu adamla acilen dost olmamız lazım ya. Aramızda gitti şey kaç. İlişkileri geliştireceğim ama gelişir mi bilmiyorum. Yine bug'a girdik büyük ihtimalle. Aa girmemiş. Çok güzel. Ming'le ilişkileri geliştirip dost olmaya bakacağız. Başka çaremiz kalmadı çünkü 24'tür. Ah, o tur sayısını ben nasıl yükseltmedim ya. Neyse artık dünya haritasını şu şekilde şekillendirdik. Tabi deli cesaret ta buraya kadar açıldık biz. Buralarda ne işimiz varsa Japonya'yı kurduk. Bundan sonra Ming hanedanıyla birlik olup
Asya'yı almak gibi bir amacım var ama tabii Ming Hanedanı'nı çok fazla dağıttık biz. Adamların ağzına tükürüyorlar şu anda. Bu kötü oldu. Keşke öyle bir şey yapmasaydık ama işin içinden başka türlü kurtulamadık. Biliyorsunuz adam bize durduk yere yapıştı. Manyak mıdır nedir ya? Taktı kafayı bize. Çözümü de buydu. Haklıydı da. Başka türlü de işin içinden çıkamadık. Neyse dostlar. Video ve seriyi beğeniyorsanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ming Hanedan ile birleşmeyi planlıyorum. Tabii sizin düşünceleriniz nelerdir bilmiyorum. Onun için de yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Sizin düşüncelerinize göre hareket ederim. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Daha sonra görüşeceğiz. Bye bye.